Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, epey bir süredir bu lensin incelemesiyle karşınıza çıkmak istiyordum ama yeterince inceleyememiştim. Şimdi inceleme imkanım oldu. Dolayısıyla da belli bir fikir sahibi oldum. Bu tamamen bana ait fikirlerdir. Şimdi çok önemli biliyorsunuz iki tane zoom lens vardır full frame'lerde. Bunun bir tanesi 24'e 70 ki ben onu da 20'ye 70 tercihinde bulundum. Ve ikinci de önemli zoom lens 70'e 200'dür. 70'e 200'ün tabii şeyini de tercih edebilirsiniz. G Master 2'sini, F2.8'ini. Ben F4, G2, OSS makrosunu tercih ettim. Neden bunu tercih ettim? Çünkü yaptığım denemelerde ve incelemelerde şunu gördüm ki bu lens keskinlikte G Master 2'den frame'in ortalarında hiç eksik kalmıyor. G Master 2 biraz köşelerde buna üstün ama onun haricinde uçtan uca 70'ten 200'e müthiş keskinliğe sahip. Bunu tercih ettim çünkü makro özelliği var. Ha, makro özelliği derken yani birebir makro değil ama 0.50 makro çarpı 2 telekonvertörü ilave ettiğiniz zaman tam birebir makroya dönüşüyor. Onları da test ettim. Onunla ilgili de biraz sohbet yapacağım. Öncelikle genel yapısına baktığınız zaman bir önceki nesilden daha kompakt hale getirilmiş, daha hafif ve çok daha kullanışlı, çok daha taşınabilir bir özellikle bir çantada. Bunu şeye takarsanız eğer bu kadar uzuyor sevgili dostlar. Bunu takmadığınız zaman şeyle beraber çantada taşıyacaksanız yine aynı kompakt yapıya dönüşüyor ve çok rahatlıkla her türlü çantaya giriyor. Bu güzel olan taraf şunu tabii oynatabiliyorsunuz. Ama daha da güzeli ne biliyor musunuz? Çıkartıyorsunuz. Yani bunu taşımak istemediğiniz zaman bunu çıkartıp aynen şöyle çok daha kompakt bir lens haline dönüşüyor. Şimdi sevgili dostlar, üzerindeki yapıya baktığınız zaman iki tane çark var. Bir tanesi bana biraz çok gevşek gelmekle beraber manuel fokus çarkı. Diğeri de gördüğünüz gibi zoom in zoom out farkı. Onun haricinde buraya geldiğiniz zaman AF-MF değiştirme. Burada full time DMF on ya da off, o da nedir biliyor musunuz? Hani siz bir şey çektiniz, sabitlediniz otofokusta ama yine de elde düzeltme hafif bir ayarlama yapmak istiyorsunuz. Manuel ayarlama yapmak istiyorsunuz. Bu ona yarıyor. Onun haricinde range yani odak uzaklığı otofokus için çok önemli bir özelliktir bu. Full özelliği 0 ile 3 metre ile sonsuz ve makro ayarları var. Onun haricinde OSS on ya da off var. Onun hemen altında da 3 değişik modu var. İşte pana göre ne bileyim ben hızlı çekimlere göre ve normal mod olarak 3 tane değişik modu var. Onun haricinde burada çok beğendiğim bir düğme var. Lock düğmesi var. Onu devreye soktuğunuz zaman ne yaparsanız yapın bunun böyle açılma ihtimali kalmıyor. Açtıktan sonra ancak devreye sokabiliyorsunuz ve sadece 70 milimetre yani kapalı haldeyken kilitleme moduna giriyor ve hiç sıkıntısız taşıyor olsanız bile açılma ihtimali sıfır. Onun haricinde de biliyorsunuz bir atanabilir tuşu var. Diğer bütün G ve G Master'larda olduğu gibi. Sevgili dostlar, yaptığım denemelerde bu fotoğraf becerisi oldukça yüksek, keskinliği gayet güzel. F4 olmasına rağmen bokeh gayet lezzetli ve gayet yeterli. Tabii ki bir F2.8 değil ama başka bir içerikte de niçin F4'leri tercih ettiğimi anlatacağım ben size F2.8'e oranla. Ama son derece tatmin edici yani olmazsa olmaz ve tabii F2.8'den de çok daha ucuz bir zoom lens kazanıyorsunuz. Şimdi isterseniz gelin önce size birkaç tane çarpı 2 telekonvertör olmaksızın yaptığım çekimlerden birkaç kare göstereyim size.
video konusunda da yani herhangi bir görüntüm yok ama yaptığım denemelerde gayet başarılı olduğunu, autofocus'un gayet süratli ve tutarlı olduğunu gördüm. Çok da başarılı buldum sevgili dostlar. Gelelim çarpıt 2 telekonvertörle kullanırsanız ne olur? Şimdi ben bunu az önce gördüğünüz görüntüleri 61 megapiksellik A7 R5 ile beraber kullandım. Bir kere o çözünürlüğü tamamen destekleyen bir lensle karşı karşıyayız. Dolayısıyla o müthiş çözünürlüğü destekleyebildiği için de TD2 konvertörü de kullanabiliyorsunuz. Ha, ne var? Çok minimal. Eğer çok piksel dibine girerseniz tabii ki bütün hepsinde olduğu gibi orada da bir parçacık bir fotoğraf kalitesi kaybına hafif uğrarsınız. Daha doğrusu kalite kaybına değil de keskinlik kaybına çok hafif uğrarsınız ama dediğim gibi hakikaten piksel incelemeye sokmanız lazım. Tabii çarpı 2 telekonvertörün bir dezavantajı da sevgili dostlar, bir anda F4'ünüz minimum F8'e çıkıyor. Onda da tabii eğer çok karanlık ortamlarda çekim yapacaksanız çok da tavsiye edebileceğim ya da hızlı çekimler yapmak istiyorsanız çok da tavsiye edebileceğim bir şey değil. Çarpı 1.4'ünü denemedim ama çarpı 2 telekonvertöre sahibim ve genel yapısından son derece de memnunum. İsterseniz gelin bir de çarpı 2 telekonvertörle yaptığımız birkaç fotoğraf örneğini görelim. Evet sevgili dostlar, benim şimdilik bu lens ile ilgili size aktarabileceklerim bunlar. Yapısı son derece iyi. 70 kaç milimetreymiş bakalım. 72 milimetrelik bir filtre çapına sahip. İşte ne bileyim ben, cam kalitesi de bilmem kaç tane camdı, kaç elemanda olmasını istiyorsan ya da kaç ağırlık varsa lütfen onları sitesinden inceleyin. Çünkü biliyorsunuz artık bunlar benim için çok önemli değil. Ben size kullanım tecrübesiyle karşınıza çıkmak istiyorum. Dolayısıyla kullanım tecrübesi neticesinde de bu lensle ilgili benim aktaracaklarım bunlar. Son derece memnun olduğum ikinci zoom lensim sevgili dostlar, 20-70'den sonra. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sevgiyle kalın, saygıyla kalın, sağlık ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.